Herkese merhaba. Sokla girişimcilik ve startup dünyasının haftalık gündemine hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Küçük bir hafta. Kısa bir hafta. Yani ee, haftalık gündem olarak kısa. Ha tabii tabii. Etkisi o kadar kısa değildi bu hafta ama. Öyleydi vallahi abi. Haftalık gündemimizde hap bir e, ee, hafta diyebiliriz. Hap bir gündem var. Hap. Dört haber e, sizlere aktarıyor olacağız 4 haberi. Bunlardan önce ama bizi Instagram'dan mutlaka takip <laughs> edin. Evet. Bireysel olarak desteklemek isterseniz açıklama kısmında Patreon linkimiz var. Bir oradaki paketleri göz atın ve eğer YouTube'dan izliyorsanız beğenmeyi unutmayın. Nereden izlerseniz izleyin bir beğenin. Beğenin, bir şey yapın, beğenin, paylaşın. Ya. Yani bir yardım desteğiniz e, sadece abone olmak zorunda değilsiniz Patreon'dan. Bu da bizim için iyi bir destek. Hı hı. Başlayayım mı? Lütfen. Çok taze. Daha bugün haberi. Ödeal al. 29.7 milyon lira yatırım aldı. 290 milyon lira değerlemeden. Ne diyoruz buralarda? Ne diyoruz Bereket kardeşim? Bereket versin. Bereket versin kesinlikle. Ve kendileri cepte pos ve normal yazar kasa pos üreten ve bu hizmeti esnafa, kobilere, bireysel insanlara sunan bir girişim. Baya yani cepte pos ne demek? Senin cep telefonunla kartla yani kart hmm. üzerinden ödeme alabiliyorsun. Hmm. Demek hmm. bu da hakikaten Güzel bir hizmet. Kendileri SPG Holdings diye İngiltere merkezli bir e, firmadan yatırım aldılar ve Genel Müdür Fevzi Güngör'ün de söylediğine göre devam gelir diyor. Hmm. Hem hem kendilerinden SPG'den gelir diyor, hem de diğer dış yatırımcılardan gelir diyor. O diyorsa vardır bir bildiği diyoruz bizde. Kendileri binden fazla Üyeye sahip ve hizmet veriyorlar. Haliyle gerçekten iyi bir e, finans teknoloji girişimi Türkiye'de. Kırıl kırıl. Aynen. Girişim Daha da haberlerini evet. bekliyoruz. Hı -hı. Ya Bu arada bu yatırım şunun için alıyorlar. Hı. Kendilerinin üçüncü faz dedikleri e, API tarafına yönelecekler. Yani bir ödehal API'yi çıkartacaklar. Hı -hı. E, ve aslında bu yatırımda bu yeni hizmetin üçüncü fazın geçirilmesi için alıyor. Hı -hı. Hı -hı. Böyle. Şahane tekrar tebrik Hı. ederiz. E ben de de güzel bir yatırım haberi var. Oteller için geliştirilen misafir etkileşim platformu Vibi 6 milyon TL yatırım aldı. Hı. Hmm. E, aldığı bu ikinci yatırım oluyor ve 38 milyon TL üzerinde bir değerlemeyle yatırım aldı. Ben burada yatırımcılara değinmek istiyorum Lütfen. çünkü e, yani tap taplardan e, aldığı için tabii mutlaka ilgi çekecek ve gözümüz üzerinde olacaktır. E, Yemek sepeti olsun, Nevzat Aydın, Melek Yatırımı, Angel Effect Sinan Özel ve Sinan Düztaş'tan aldı bu yatırımı. Çok çok tebrik ediyoruz. Zaten oldukça aktif bu startup. 23 ülkede 160'tan fazla otele hizmet veriyor halihazırda hazırda. Hmm. Bu yatırımla birlikte de e, yurt dışı ofisini kurup, yurt dışı pazarında varlığını güçlendirip, globalde lider olmayı hedefliyorlar. E, umarız yolunuz açık olur yani. İnşallah. Ee, bu arada e... ne yapıyor diye de küçük bahsedeyim ya. Evet yani. bahset abi. Bir, bir Biraz da yakın ne adı, Ne adı e, bir şey anlatıyor bize. <laughs> ne logosu. <laughs> tamam. Misafir memnuniyetini en üst düzeye çıkartmak için misafirler ve e, otel arasında dijital bir köprü oluyor aslında. Buna da e, tamamen online temassız ve 360 derece seni e, her ihtiyacını kapsayacak şekilde geri bildirim aldıkları bir platform olarak. bayağı düşünüyorum. aslında hem otel tarafının hem Hı -hı. E, şey, otelde kalan insanların ne deniyor? Misafir misafirlerin kullandığı bir uygulama değil mi Hı -hı. bu? Ve aslında oradaki veri akışını ve, ve müşteri memnuniyeti geri dönüş akışını sağlıyor. Aynen ki öyle. bu çok da önemli bir şey çünkü düşünsen otel'e gidiyorsun ve bir şeyden memnun veya memnuniyetsizsin. Lobiye mi inip söyleyeceksin? Evet. Ya da lobiye arayıp mı söyleyeceksin? Ya da bu ne kadar? Böyle yapıyoruz. İleriye dönük bir otel için veri bir bankası Hı -hı. olacak yani Hı -hı. haliyle hakikaten güzel bir girişim Hı -hı. ki zaten o <laughs> güzel ki onca insanda, onca kurumda kullanıyor. Diğer bir haberimiz yerli SaaS girişimimiz, yerli no code SaaS girişimimiz öde, şey öde adlandıralım. Workium'dan. Workium 1.9 milyon lira yatırım aldı. Workium şunu yapıyor. Günlük bazda çalışanlarını ya yani şirketlerin çalışanlarını ve onların verilerini yönetmeni sağlıyor. Sen Workium'la birlikte takvim bazlı görev atayabiliyorsun. Efendime söyleyeyim veri akışını organize edebiliyorsun. Hı hı performans ölçebiliyorsun. İki birim arasındaki atıyorum pazarlamayla satış arasındaki birimdeki iletişimi sağlayabiliyorsun tek platformdan. Bunu da şöyle yapıyor. Platformda Slay'ından tutun Drive'ına, Instagram'a kadar entegrasyonlar dahil haliyle tek platform üzerinden bütün bir işleri halledebiliyorlar. Kendileri Q&Beyond Mezunu bir girişim. Bu da ikinci yatırım turları. <gülüyor> <gülüyor> ee, hem kendilerini hem de yatırımcıları tebrik ediyoruz. Ee, çok da güzel devam edeceği benziyor zaten. Aa, bu arada Starter Hub'dan ve Havengers'dan aldılar. Ee, onu da söylemiş olayım. Unuttum. Hayırlı olsun söylemem. tekrar. Şahane haber. Yatırım haberlerimiz burada sona erdi. Ee, şimdi bizim gerçekten sevdiğimiz iki startup'ın sürpriz olmayan bir şey, sürpriz değil aslında bu ikisinin bir arada olması ama bence sürpriz beraber Git Kargo ve İkas güçlerini birleştirdi ve birlikte bundan sonra çalışmaya başlayacaklar. İkas biliyorsunuz hızlı e-ticaret altyapısı sunuyor. Ee, Git Kargo'da iddiası ve biz de bu arada denedik iddia demek artık aynen, aynen. yalan olur. Caps tescilli olarak <laughs> e, gün içi teslimat ve şehir dışına 24 saat içerisinde teslimat vaadini yerine getiriyor. Evet. Ailele bir şey satacaksanız ve ikaz altyapısı kullanmayı düşünüyorsanız artık kurduğunuz site de default olarak git kargo ile gönder butonu olacak. Ve özel Anladığımız Kadarıyla. Aa güzel. Aynen. Peki bunun reklam olmadığını söylememiz lazım. Öyle mi? Çok mu reklam? Ya, bence yani? Mustafa şu an tedirgin. Lan biz bunlara para mı verdik falan diye düşünüyor. Yok şey Ya yani reklam değil. İkisi de kullandığımız e, hizmetler olduğu için biraz hakimce konuştuk diyelim o zaman. Öyle diyebiliriz. E-ticaret kargo sebebiyle herhangi bir soğumaya gerek yok Aynen, bunun evet. çözümü var yeter ki Caps takip edin hepsini öğrenin helal olsun o zaman bitti <gülüyor> haberlerimiz <laughs> bu haftalık evet. bu kadardı Vaadımızı sana bakamadan anlatıyor olmak getirdik. hiç hoşuma gitmedi ben bakıyorum bu arada sana ben de sen böyle çok bakmıyorsun ben de böyle küs şey gibiyim Evet, önzüm falan girişe senin dönmen zor estağfurullah abi ee, Umut'un başta yaptığı duyuruları tekrar hatırlatmakta fayda var bizi lütfen instagramdan takip edin ee, nereden izliyorsanız izleyin ee, beğenebileceğiniz veya etkileşim kurabileceğiniz herhangi bir şekilde bizimle etkileşim kurun beğenin yorum yapın lütfen <laughs> ondan sonra e, instagram ve youtube'da yer alan linklerde de patreon hesabımıza bir göz atmanızı öneririz İkinci, ve üçüncü kademe e, abonelerimizi her hafta bu podcast'in sonunda Umut güzel sesiyle teşekkür ediyor şimdi sıra ona geçiyor. Mehmet Gürsoy, Emre Çubukçu, Mustafa Savaş, Okan Şafak, Ali Ozan Özçiçek, Fatih Güner, Mehmet Atakan Foça, İsmet Gökşen, Çağrı Bozay, Emir Emat, Melis Dural, Akın Arslan, Lokman Ökten, Ahmet Tosun, Mücahit Köse, Oplok, Görkem Balcı, Erkan Kocaman, Yahya İkinci, Ercan Pilcioğlu, Eytan Nahmiyas, Nur Sevencan, Aral Mustafa Namoğlu, Özgöz ve Yusuf Yıldız. Çok teşekkür ederiz bizleri de desteklediğiniz burada, için. Her hafta birini seçip selam yolluyordum ben onu bir Bunu geçen yaptım, yaptım sadece. Yaptım. Hadi şimdi seç. Hadi. Ama bakmam He, lazım. Tamam yani şöyle... Pardon. <gülüyor> <gülüyor> pardon. Ezbere gibi. Lalalım. Lokman Öpten. Çok selam Lokman. Lokman abi teşekkürler. <laughs> selam olsun sana. <laughs> o zaman sonraki hafta görüşürüz. İyi hafta sonları. İyi hafta sonları. <laughs>